Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. 3 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Prismian Kablo, ikincisi İzmit Piston, üçüncüsü de Kütahya Porselen. Şimdi isterseniz teknik verilere geçmeden önce hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Öncelikle arkadaşlar Prismian Kablo'nun haftalık grafiğiyle başlayalım. Orta uzun vadeli yatırım için önemli biliyorsunuz. Bakın şu şekilde bir yükseliş trendi varken sonra ara bir trend başlamış. Bu da yine daha sert bir yükseliş trendi şeklinde gerçekleşmiş. Sonrasında bunun bakın aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Yani şurayı ihmal ettik. Burası Mart gibi biliyorsunuz. Şöyle. Şurada aşağı kırmış sonra tekrar toparlanma başlamış. Burada olumlu olan şu bakın şurası değil. Şu tepe bir önceki tepenin üzerinde. Şu an oluşan dip de yani şu yükseliş devam ederse bir önceki dip şuranın kaç 11.53'lerin üzerinde bunlar olumlu. Bir sonraki tepede arkadaşlar hem şu tepe bir de şurayı geçerse zaten şöyle söyleyelim kaç 14.5 önemli bir şey tepe şurası bakın hem şurada hem şurada. Sadece şurada bir üstüne atmış ama altında kapatmış gene. 14.5 önemli bunu söyleyelim. Aşağıda da ilk etapta neresi? Şuranın altına yani 11.25'in altına düşmemesi önem arz eder. Gelip şu kanala girdikten sonra tabii bunun için biraz vakte ihtiyacı var. 17.5 seviyeleri girdikten sonra herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır orta uzun vadede şirket adına. Şimdi ikinci grafiğe geçelim. İkinci grafikte günlük grafik biliyorsunuz. Evet nerede bulamadık bir türlü şurada. Günlük grafik bildiğiniz gibi arkadaşlar kısa vadeli yatırım için önem arz ediyor. Bunu inceleyelim şimdi. Bu da gene önceden çizmiş olduğumuz bir grafik. Şu şekilde bakın Mart gibi itibariyle çizdik. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Şu şekilde devam etmiş. Şu şekilde sert ara yükseliş trendleri gelmiş. Şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Yukarı kırmış derken sonra aşağı gelmiş ve aşağı kırdığını görebiliyoruz. Ara bir düşüş trendi oluşmuş şurada arkadaşlar. Gelip şu desteği kırmış. Sonrasında tekrar bir gayretle bunun üstüne atmayı başarmış. Kanala girmiş. Sonra bir daha düşmüş derken tekrar toparlanmayı başarmış arkadaşlar. Şu an hemen hemen desteğin üzerinde. Yani bu 12.5 seviyesi bunun üzerinde kalıcı olması önem arz eder. Günlük grafikte Prismian kablo için. Bunu söyledikten sonra destek dirençleri verelim. Şunu tümünü sil diyelim. Destek dirençleri için Fibonacci düzeltme seviyeleri kullanıyoruz biliyorsunuz. Şu tepeyi seçtim şurada. Şuradan da dibi seçiyorum. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Evet güzelce yakaladı. Biraz sola çekip büyütelim. Şu an 12.52 seviyelerinde. %50 seviyesi 12.65'te. Yani 12.65 hedef ve direnç konumunda. 12.65'in üzerine atması olumlu olacaktır. Aşağıda destek olarak bakın ne kadar güzel çalışmış şuralarda. 11.60, 10.30 ve daha da aşağıda 8.20'ler var. Buraları görmemesi ümit edilir. Yukarıda 12.65 dedik az önce. Evet 12.65 geçirirse 13.69, 15.19 ve sonrasında eski tepe olan 17.09 görülebilir arkadaşlar. Orada kırılırsa yukarı yönlü çok sert hareketler gelir. Şimdi ikinci şirketimize geçelim. İzmit Piston. Onun haftalık grafiğiyle başlayacağız. Haftalık grafik gene orta uzun vadeli yatırım için önemli biliyorsunuz. Bakın şu şekilde bir yükseliş trendi varmış. Sonra daha sert bir yükseliş trendi başlamış. Ara trend diyebiliriz buna. Sonra gene farklı bir ara trend de düşüş trendi başlamış şu şekilde. Tam kırdı onaya geldi derken yukarı da gitmiş ama gelip eski dip yani şuranın da altına düşmüş maalesef. Yani şunu düzeltelim. Tutar olarak kaçmış. 111 hatta 112 liranın altına düşmüş maalesef. Şu an 101 lira seviyelerinde. Şimdi gelip şu, öncelikle şuraları bir geçmesi bekleniyor. 106.77. Sonrasında 120'yi geçerse ilk durak hedef 150 lira seviyeleri olacaktır. Aşağıda destek olarak orta uzun vade için bakın arkadaşlar şurada kırılmış maalesef. Şurada öncelikle 84.5 lira seviyelerini görüyoruz. Umudu ki buraya gelmesin. Tekrar yükselişe geçip devam etsin. Şu da önemli. Bakın bir önceki bu haftalık grafik bir önceki haftanın kapanışı da kapatmış bu haftada tekrar. Yani hani yine bakın yukarı gitmiş geri gelmiş ama en azından aşağı düşmemiş. Hatta aşağı inelememişti. Bu da dönüş için bir sinyal olarak algılanabilir. Şimdi ikinci grafiğine geçelim İzmit Piston'un. Günlük grafik kısa vadeli yatırım için.
Mart gibi itibariyle çizdiğimizde bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Ara sert yükseliş trendi. Şurada ara sert düşüş trendi yaşanmış. Bakın. Sonra bu gelmiş kırılmış yukarı yönlü ama maalesef sonra tekrar düşüp yani şu seviyenin 110 liranın tekrar altına düşmüş günlükte de. Haftalığa benzer bir durum. Burada arkadaşlar şunu şöyle yapabiliriz. Bakın paralel çiz dediğimizde şunu alıp şuraya koyarsak şöyle biraz düzeltiyorum. Sanki tekrar şey olmuş gibi ne denir? Yukarı yönlü kırılmış. Ama artık buradan dönmesi yani bir önceki dip olan neresi? 100 lira. Hatta şurası 99 lira seviyelerine gelmemesi lazım. Yani şurası dipse ikinci dip şurada artık 101 liradan oluşup yukarı doğru gitmeli. Biliyorsunuz yükseliş trendinin tanımı yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde. Buradan dönüp yukarı yönlü hareket ederse olumlu. Hele zaten 108.74 sonrasında da şu tepe yani 118.5 lira seviyeleri geçilirse daha da iyi olacaktır. Şu yükseliş kanalına trendine geri dönerse de çok çok iyi olacaktır şirket ve yatırımcısı adına. Şimdi tümünü sil diyelim. Şöyle bir küçültelim grafiği. Bakın arkadaşlar şurada hala yani tam olarak dönüş gerçekleşti diyemeyeceğimiz için şurayı kullanacağım. Bakın çok fazla da geriye gitmek istemiyorum. O yüzden mesela şu, şurası, şurası bu dipler kullanılabilir. Ama ben şurayı kullanacağım. Biraz daha yakın zamanlı olsun bir analiz. Şöyle trend tuşlarını yakala dedim. Tabii ki kaydı. Şunu şöyle yaparsak nasıl olur? Bir daha trend tuşlarını yakala diyelim. Evet şu an oldu arkadaşlar. Biraz sola çekiyoruz. Bunu test etmek için de bakın şu destek dirençler nasıl çalışmış mı bunlara bakmak lazım. Bakın gelip tam buradan dönmüş. Yani şura güzelce çalışmış. Şurası çalışmış. Yani bu kullanılabilir. Şu an %78.6 seviyesinin hemen bir tık altında. Yani orası kaç? 102.36. 102.36'nın üzerine çıkarsa gayet olumlu olacaktır. Aşağı yönlü düşüşün devamı durumunda öncelikle 91.5 daha aşağıda 79 lira ve daha da aşağıda 72.5 lira seviyeleri destek olarak çalışacaktır. Az önce de bahsettiğim gibi 102.36 geçirse sırasıyla 125, 142, 158, 179 ve eski tepe olan 212 hedef yani direnç konumunda olacaktır. Kısa vadeli yatırım için İzmit Piston'da. Son şirketimiz de Kütahya Porselen. Son dönemlerde hafta sayıdır yükselmeler kaydetti biliyorsunuz. Şimdi Kütahya Porselen'in haftalık grafiğiyle başlayalım. Orta uzun vadeli görünüm adına. Bakın şu şekilde bir yükseliş trendi. Sonrasında ara daha sert bir yükseliş trendi gelmiş. Biraz büyütelim şimdi. Sonra şurada çok sert bir düşüş yaşanmış. Hatta gepli dediğimiz düşüş. Sonrasında toparlanma da gene iyi olmuş arkadaşlar. Yani bakın 69 liradan nereye 32'lere %50'den fazla bir düşüş yaşanmış. Sonra 32 liradan 51 liraya da yani yaklaşık %60-70'lik bir toparlanma gelmiş. Hatta bir önceki hafta bakın 63'leri görmüş ama orada kapatamamış. Şuralara 46'lara kadar gerilemiş. Şu an için bakın yani şu, evet öncelikle şuranın geçilmesi lazım. Burası neresi? 56,5 lira. Önemli bir ne denir? Direnç. 56,5 lira geçildikten sonra da hedef şimdi neresi olacak? 69, evet, şura 68. Evet 68 lira 60 kuruş seviyeleri olacak. Şu son tepe. Burası bakın haftalıkta da gövde yani kapanışın geldiği yer adına da önemli. Oraya geldiği zaman zaten aşağı yukarı kanala geri dönmüş olacak. Olumlu bir görünüme kavuşacak orta uzun vadede. Şimdi bundan sonra son grafiğimizde Kütahya Porselen'in günlük grafiği olacak. Kısa vadeli yatırım için neler vaat ediyor buna bakalım. Şöyle küçültelim bir miktar. Bakın Mart gibi itibariyle yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. Ara sert yükseliş trendleri gelmiş. Sert düşüşler gelmiş. Ta ki nereye kadar? Bakın şurada gepli dediğimiz haftalıkta da vardı. Bakın çok sert düşüşler günlük muhtemelen dip dip gitti. %10 %10 kayıplarla gitti. Buraya kadar geldi. Sonrasında da güzel bir toparlanma gelmiş açıkçası. Sonra tekrar düşmüş, tekrar yükseliyor. Bakın şu dip burası ikinci dip. Yani yükselip bir daha muhtemelen bir dip yapacak. Bu dipler böyle yükseldiği sürece artık yükseliş trendinin alameti farikası olacaktır. Ha bunu şunu da belirtelim. Bakın bu sert düşüşten sonra tekrar kanala girmiş. Yani şu an yükseliş trendinin içerisinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Düşüşün gelmesi durumunda destek noktalarını söyleyelim. Yani şuralara 50 lira seviyesinde destek var. Hatta 50, evet 49.80 50 lira seviyesi. Hatta 50 lira tam sayılar teorisine kanuna göre de çalışacaktır. 50 lira önemli bir destek. Onu aşağı yönlü kırarsa 46.75 liraya kadar düşebilir arkadaşlar.
Üst tarafta öncelikle 57.80 var. Daha da yukarıda 66 lira ve daha da yukarıda 70 küsür liralar var. Tabii bunları biraz daha net söylemek adına şimdi destek dirençleri verelim. Şunu bir küçültelim önce. Nereden neyi çizeceğiz? Bunu bir görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu son, şunu da söyleyelim. Bakın şurada yukarı yönlü gelmiş. Şurada bir düşüş yaşandıktan sonra sert toparlanıyor. Yani şu da önemli. Şurası bakın. Ya 46-40 seviyesi şu eski dipleri de karşılıyor aşağı yukarı. Buralardan dönmesi önemli. Şu dibin, yani daha aşağı salmaması önemli. Bunu söyleyelim. Şimdi destek dirençleri verelim. Şu tepeyi seçeceğim arkadaşlar. Şuradan da şu dibi seçiyorum. Şu şekilde sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Maalesef kaydı. Bunu kendimiz seçelim o zaman. Şu şekilde. Evet. Bakın şurayı yakalamaya çalıştım. Umarım olmuştur. Şimdi sola kaydırıp bakalım ne şekilde olmuş. Evet arkadaşlar, bakın şu an 51 lira 95 kuruş seviyesinde. Aşağıda %38 seviyesi var. Yani 47.59 şurası. Daha aşağıda 41.11 ve en dipteki destek de şu an için 30 lira 65 kuruş. Tabi buralara kadar gelmemesi umut edilir. Şu sert hareketlerden sonra gelmesi zor diyemiyoruz. Ama ondan önce 2 tane destek var. Buraların da çalışması beklenir açıkçası. %50 seviyesi 52.82. Şurası hemen 51.95'in bir üstü kapanışı. Orayı geçerse 58.06, 65.51 ve daha da yukarıda 75 lira eski tepe var. 75 lira geçirirse çok sert hareketler gelir arkadaşlar. Bakın 102 lira, 146 lira ve 218 lira hedef haline gelir. Genel görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.